Balık Sokası'ndan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere otomatik tetikleme takımı nasıl kullanılır? Bunu göstermek istiyorum. Otomatik tetikleme takımı şöyle bir takım oluyor. Bunu hemen hemen bütün şamandıralı canlı yem takımlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben bunu tatlı su levreği için bir takım yapacağım şimdi. Bunu tatlı su levreğinde nasıl kullanılırsa onu göstereceğim. Şimdi öncelikle şuraya yarım metre bir mesafeye şamandıraya bir bağlantı kurmamız gerekiyor. O kolay bir iş, onu göstermek istemiyorum. Tek ip bağlayacaksınız. Hemen bir tatlı su levreğine uygun bir iğne var elimde. Maruto 3196 2XV. Bir slash 0 numarasıyla göstermek istiyorum. Şöyle 8 katlı bir misine var bende. İp daha doğrusu. Bununla yapacağım bağlantı noktamı. İpi ihtiyacımız var. Yani buradan daha geniş olması gerekiyor. Şöyle bağlamak için de biraz mesafe ayarlayayım. Şimdi takımımın hemen tetikleme takımının şurasından geçiriyorum. Şurasından gördüğünüz gibi. Şuradaki fır döngüye bağlıyorum. Mesafe tam şu şekilde olacak. Şu şekilde bir mesafe yeterli. Sistem böyle işliyor. Şunu aşağı indiriyoruz. Kurulumunu yapıyoruz önce. Tetikleme bölümünün. Çekiyoruz iyice. Fır döndünün deliğini hemen şuradaki tetikleme takımının bölümüne atıyoruz. Bu tehlikeli arkadaşlar. Su dışında normalde yapmamanızda fayda var. Ben çekiyorum ama yani aniden atarsa elime batabilir burada. Şimdi buradaki aşama canlı yemimizi takıyoruz buraya. Şamandıramızdan bir ipi buradan şamandıraya bağlıyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim ama tabii bunu kesip göstermek istiyorum. Elime batsın istemiyorum. Yani bunu biraz aşağı indiriyoruz tabii tam şuraya. Şu an hazır. Balık vurduğu zaman arkadaşlar tutacak şöyle fırlatacak. Yani bunun balığın ağzına girmesini sağlayacak takımın. Şöyle açılacak. Ani açılışta balığın ağzına takılmasını sağlayacak iğnenin. Bildiğiniz gibi yemin içinde iğne olduğunu fark eden balık tükürüyor bunu. Ama balık vurduğu zaman aniden bu çekerek tükürmesine fırsat kalmadan avı yakalıyor. Ürünle ilgili ya da balıkçılıkla ilgili sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Herkese rastgele.